işlerinden razı olsun. Sayın Belediye Başkanı, İlgenel Meclisimizin saygıdeğer başkanı ve kıymetli üyeleri. Şimdi selamlama konuşmaları yapmak üzere dernek başkanımızı Sayın Cemil Çelik hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek, kerpetenlerle surun dişleri sökülecek. Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen de geçebilirsin. Yardan, anadan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibi taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşasın. Sayın Belediye Başkanım, İlgenel Meclisimizin çok saygıdeğer üyesi, protokole mensup değerli zevat-ı kiram, İl Kanun Korum ve Kuruluşların çok değerli yöneticileri, amirleri, müdürleri, siyasi partilerimizin çok değerli il başkanları ve onların yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, il başkanları ve onların yönetim kurulu üyeleri, yerel basınımızın çok değerli güzide mensupları, Çankırı Ahlat Köyümüzün kıymetli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli gençlerimiz, Çankırı Ahlat Köyü Derneğimizin yeni binasının açılış törenine hoş geldiniz diyor. En kalbi sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, bizler bugün çok mutlu bir gün yaşıyoruz. Bizim mutluluğumuzu paylaştığınız için sizlere Ahlat Köyü'nün güzel insanları adına şükranlarımızı sunuyoruz. Ve ben bugün Yüce Rabbime binlerce hamdü sena ediyor. Çünkü bizlere böylesine bir eseri kazandırmada da yardımcı oldu ve bizlere bu mutlu günleri gösterdi. Bu eserin kazandırılmasında emeği geçen tüm üyelerimize, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma özellikle şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu arada derneğimize ilgi ve alaka gösteren Sayın Belediye Başkanımız İrfan Diş Bey'e de ayrıca huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli protokol. Köyümüz insanı hep ilkleri yaşamıştır, ilkler. Özellikle köyümüzün insanı, sayın valilerimizi, sayın belediye başkanlarımızı, sayın milletvekillerimizi ve sayın bakanımızı görmüştük. Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu Bey köyümüze kadar teşrif ettiler ve köyümüze Türkiye'mizin en büyük 4. bal ormanını kazandırdılar. Köyümüzün kalkınması adında çok büyük hizmet vermişlerdir. Ben bu vesileyle emeği geçen Sayın Bakanımıza, Sayın Milletvekillerimize, Sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyorum, arz ediyorum. Saygıdeğer protokol, saygıdeğer misafirlerimiz. Derneğimizi bizler 2010 yılında kurduk.
üyelerimizin güveni ve desteğiyle 2 sene içerisinde bu dernek binamızı kazandırdık, satın aldık. Son 1 sene içerisinde de tarifler ve tamiratlarla bu noktaya geldi. Ben konuşmanın son bölümünde izninizle üyelerimize seslenmek istiyorum. Çankırı Ahlak Köyümüzün çok değerli insanları, kıymetli üyelerimiz. Sizler bizlere güvendiniz ve maddi ve manevi olarak çok büyük destek verdiniz. Sizlerle hep gurur duyduk ve duyuyoruz da. Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun ki kıyamete kadar baki olacak bu hayırlı eseri kazandırdınız. Bu eser sizindir, hayırlı olsun şimdiden. Geliniz bundan sonra birlik beraberliğimizi daha çok pekiştirelim. Gençlerimizi, yavrularımızı çağın şartlarına göre eğitelim. Unutmayalım ki bizler bir ve beraber olduğumuz sürece daha çok güzel hizmetlere imzamızı atacağız. Ben bu dilek ve temennilerle tekrar derneğimizin, dernek binamızın hayırlı olmasını Yüce Allah'tan diliyorum, niyaz ediyorum. Ve tüm protokol mensuplarına, kıymetli davetlilerimize, hatırımızı kırmayarak dile gelen tüm davetlilerimize şükranlarımızı, sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.